Tonguç Haber'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ekim ayını ortaladık. Yine birbirinden leziz haberlerimiz var ama önce başlıklara bakalım. Okullar arası zeka şampiyonası başlıyor. Özel kurs ve dershanelerdeki son durum. Türkiye'nin fedakar öğretmen ve öğrencileri. Okul duvarlarındaki sanat eserleri. Beyaz perdeyle tanışan öğrenciler. Ayrıca haftanın konukları Kral Şakir ve Fil Necati birazdan Tonguç Haber'de. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği zeka oyunları şampiyonası başlıyor. Hem de bu yarışma okullar arası yapılacakmış. Ortalık kızışır. Türkiye Zeka Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenecek Türkiye Okullar Arası Zeka Şampiyonası 19 Ekim'de il finalleriyle başlıyor. Türkiye genelindeki devlet ve özel okulların katılabileceği yarışma ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı kategoride yapılıyor. Organizasyon öğrencilerin düşünme karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz özel kursların ve dershanelerin kapatılması gündemdeydi fakat bir yıl daha açık kalınmasına karar verildi. Peki özel kursların ortalama yıllık fiyatları ne kadar? Haberimizde görelim. Özel kursların bir yıl daha açık kalmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler kurs arayışına devam ediyor. Liselere giriş sınavına hazırlığın maliyeti ise kurumlara ve ilçelere göre değişebiliyor. Devlet okulları ise ortaokul ve lise öğrencilerini sınavlara hazırlamak, derslerine yardımcı olmak için açtığı kurslarla öğrencilere destek sağlıyor. Peki sizce sınavda başarılı olmak için dershaneye gitmek şart mı? Bu konudaki düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden fedakar öğretmenlerimiz var. Şimdi onlardan iki tanesini ekrana getireceğiz. Tabii ki o azimli öğrencilerini unutmamakla birlikte. Yavuz Selim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Diyarbakırlıoğlu yaşadığı rahatsızlık sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Okulda işlenen derslere katılamayan Ahmet'e destek veren öğretmeni Yılmaz Küçük Aslan öğrencisine hastane odasında fen bilgisi ve matematik dersleri anlatıyor. Ahmet çok ilgili ve değerli bir öğrencimiz. Derslerinden geri kalmasın diye dedik ki eğer Ahmet okula gelemiyorsa biz okulu Ahmet'in ayağına götürürüz. Beni hastanede kalemle de kalemle tahtasını alıp beni sevindirerek burada pazar günü ders anlatmaya başladı. Bir başka fedakar öğretmen ve öğrencisi de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta yaşayan bedensel engelli İsmail Nişon'un eğitiminde en büyük destekçisi her gün evine gelerek eğitim veren Alime Taşçı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze irtibata geçtim. Milli Eğitim Bakanlığımızın e, İsmail gibi sağlık problemleri nedeniyle okula gelemeyecek durumda olan öğrencilere evde destek eğitim sağlamasıyla birlikte ben de İsmail'e e, evde eğitim vermeye başladım. İsmail'e yaklaşık bir aydır e, ders yapıyoruz. Okuma yazmayı inanılmaz hızlı öğrendi. Ailesi bu konuda çok destek oldu. Beni kendi evlatları gibi sahiplendiler. Bütün yaşadıklarım bana gösteriyor ki eğer bir yerde emek varsa, bir toprağı emekle işliyorsanız o toprakta bütün tohumlar filizlenir ve çiçekler açarmış. En büyük hayali okumak olan İsmail'in hayallerini gerçekleştiren alimi öğretmen öğrencisi İsmail ile gurur duyuyor. <laughs> Geçtiğimiz sezon koridorları rengarenk bir okula ekranlara getirmiştik. Şimdi de bir köy okulunun duvarlarındaki o enfes çizimleri göreceğiz. Safranbolu'da bir köy okulunun koridorları, öğrencilerin kültürel değerlere sahip çıkmasını aşılamak amacıyla sanat ve bilim sokağına dönüştürüldü. Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan projede okul duvarlarını Neşet Ertaş, Barış Manço, Şener Şen gibi ustalarla birlikte dünya ünlü sanat ve bilim insanlarının resimleri süslüyor. Şırnaklı öğrenciler ilk sinema deneyimlerini okul bahçesinde yaşamışlar. Benim ilk sinema deneyimim Aslan Kraldı. Sizinki hangisiydi bu arada? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Şırnak'taki haberimizi izleyelim. Şırnak'ın Başaran köyünde bulunan Cemil Gökçe İlk ve Orta Okulunda sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler için keyifli bir organizasyon düzenlendi. Dışarıya çıkarılan okul sıraları ile sinema salonu havası oluşturan öğrenciler projeksiyon eşliğinde açık hava sinemasının tadını çıkardı. Tonguç Haber Bülteni'nin bu haftaki konukları Kral Şakir ve Fil Necati şimdi onlara bağlanıyoruz. Şakir ve Necati hoş geldiniz. Nasılsınız? Film nasıl gidiyor? Biraz bahsetsenize. Çok iyiyiz. Yeni filmimize gelen tepkiler çok olumlu. Herkes sinema salonlarından güle oynaya çıkıyormuş. Hatta bazı arkadaşlar film bitmesine rağmen çıkmayıp dans ediyormuş. Muhteşemiz. Baklava gibiyiz. Yani çok mutluyuz. Çünkü baklavalar mutludur. Süpersiniz. Peki Şakir ilk sorum sana. Okul nasıl gidiyor? Bu yılki hedeflerin neler? Bize anlatsana. Okul çok iyi gidiyor. Öğretmenlerim tarafından da çok seviliyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu yılki hedefim hem derslerime iyi çalışmak hem de çizgi dizideki rolüme hazırlanmak. E, i̇kisini birden idare etmek zor oluyor ama neyse ki enerjik biriyim. Necati abi gibi olsaydım her yerde uyuyakalırdım herhalde. <laughs> Bakın burada bile uyuya kaldı. Oo. <laughs> Oo, oh. oh. hayır uyumuyorum. Hortumumu dinlendiriyorum? Buyurun. Peki Necati sana da soralım. Sen okulda hademelik yapıyorsun. Öğrenci arkadaşlar seni en çok hangi konuda kızdırıyorlar? Bazı öğrenciler yiyeceklerini yarım bırakıyorlar. Yarım tostlar, içilmemiş hayranlar, bir kere ısırılıp bırakılmış kofretler. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Burada koskoca Necati var. Ağzıma atsanıza. Yerim ben onları. Herkes bilir dünyanın en iyi öğütücüsü benim. Ayağıma basarsan ağzım açılır. O derece yani. Hey, hey. Bravo sana. Gerçekten güzel bir öğütücüsün. Peki Şakir yeni filminiz çıktı. Bize birazcık filmin hikayesinden bahset. Bir de filmden sonra senin için birazcık havalandı diyorlar. Var mı Aslı Astarı bunun? Filmde korsanlara karşı savaşıp dev canavarı durdurmaya çalışıyoruz. Gizemli yerlere gidiyoruz, hazineler buluyoruz, iskeletlerle savaşıyoruz. Baya e, bayağı bir eğleniyoruz kısacası. Hmm, filmden sonra havaya mı girmişim? Öyle bir şey yok. Çünkü Şakir zaten her zaman havalıydı. Hay, <laughs> çak! Zıt! Küçük Makkal Köy! <laughs> Son olarak öğrenci arkadaşlarımıza dersleri için bir tavsiye verin desem ne dersiniz? Derste öğretmeni dikkatli dinlemelerini, ezber yapmak yerine konunun özünü anlamaya çalışmalarını tavsiye ederim. E bir de hayal kurmayı hiç bırakmasınlar. Gelecekte ne yapmak istediklerini keşfederlerse daha mutlu olurlar. Mesela ben küçükken hep büyüyünce sucuklu tost olmayı hayal ederdim. Maalesef hayalimi gerçekleştiremedim. Hay, Umarım siz gerçekleştirirsiniz. Hayalinizin peşinden gitmeyi hiçbir zaman bırakmayın arkadaşlar. Tonguç An Haber Bülteninin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.